İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere mutfağımda yemek yapmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu güzel çiçeklerimin saksı değişimini yapacağım. Öncelikle hepsini güzelce suladım, yapraklarını yıkadım. Görüyorsunuz sizler de çok güzel mis kokulu karanfiller aldım. Ve burada çok şahane bir çiçek aldım. Doğa çiçeği arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ve sukulentler var. Daha önce aldığım sukulentlerimin de saksılarını değiştireceğim. Toprağım. Evet, burada malzemelerimi yine hazır ettim. Sizlerin de gördüğü gibi. Ve bütün bunları yapmak için akşamı seçtim arkadaşlar. Akşam olmasının bir özelliği var. Saksı değişimini akşam yaptığımız zaman çiçeklerimiz strese girmiyor arkadaşlar. Yerini yadırgamıyor. Onlar da bizim gibi akşam uyuyup sabah uyanıyor. Sabah kalktıkları zaman saksılarının değişmiş olduğunu farkına varmıyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Çiçekler de strese giriyor arkadaşlar. Çünkü onlar da canlı. Konuşamıyorlar ama sağlıklı olduklarını, hasta olduklarını görüntüleriyle zaten bizlere anlatıyorlar. Evet, şimdi ilk saksımızla başlayalım. Önce dua çiçeğimin saksısının toprağını koymaya başladım. Dua çiçeği çok özel bir çiçek arkadaşlar. Akşamları yapraklarını yukarı toplayıp gündüzleri sakin kalıyormuş. Çok değişik, güzel bir çiçek gerçekten. Görüntüsü de muhteşem. Onu böyle çiçek markette görünce dayanamadım. Hemen aldım. Sizler de görüyorsunuz renklerini. Tropik bir çiçekmiş arkadaşlar. Yıllardır da merak ediyordum. İsmini duyuyordum dua çiçeği diye ama kendisiyle tanışmak bir türlü kısmet olmamıştı. Kısmet bugüneymiş. Görüyorsunuz çok güzel yaprakları var. Dibinde de sürgünleri var. Bu çiçeğimizin. Şimdi böyle güzelce yerleştiriyoruz toprağa. Görüyorsunuz bu işlemleri yaparken eldiven de kullanmıyorum. Çünkü toprakla uğraşmak beni müthiş şarj ediyor arkadaşlar. Stresimi alıyor gerçekten. Toprağı seviyorum. Yani bitkileri seviyorum, çiçekleri seviyorum. Evet, bu güzel çiçeğimizin yapraklarını böyle topluyorum arkadaşlar. Köküne zarar vermemek adına. Ve yavaş yavaş toprağını saksısına yerleştiriyorum. Özenle. Sevgiyle yapıyorum bu işleri de. Sizler de görüyorsunuz zaten. Keyif alarak. Evet sevgili canlar. Neden bu çiçeğin adı dua çiçeği olmuş? Bu konuda bir bilginiz var mı? Bilmiyorum. Evet. Öğrendiğime göre bu çiçek zikir çekiyormuş arkadaşlar. Ezan okunduğu zaman yapraklarını yukarı kaldırıyormuş ve titremeye başlıyormuş. O yüzden ismi dua çiçeği olmuş. Ama ben henüz tecrübe etmedim, görmedim. Yani çiçeğimi yeni aldığım için görmedim ama yaprakları sürekli hareket halindeymiş. Sadece ezan okunduğu zaman yukarı toplanıyor, sonra tekrar sakinleşiyormuş. Bakalım göreceğiz nasıl ben de çok merak ediyorum gerçekten. Evet, bu arada da çiçeğimi diktim. Gördüğünüz gibi saksısını değiştirdik. Köklerine kök kısmının hava almaması lazım. Böyle iyice bastırmamız lazım. Kök hava aldığı zaman olmaz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi saksı değişimimizi gerçekleştirdik.
Ve şimdi sırayla hepsinin saksısını değiştireceğim arkadaşlar. Bunu da daha önce marketten almıştım. Kalan şor çiçeği bir tane çiçek açmış ve büyümüş. Gayet sağlıklı gözüküyor. Yaprakları da çok güzel. Yıkadım, pırıl pırıl, hiçbir sorun yok arkadaşlar. Bunun da saksısını değiştireceğim şimdi. Evet, bu saksımda da çiçeklerim vardı arkadaşlar. Onu çıkardım. Böyle geniş bir saksıya kalan şor çiçeğimi dikmek istedim. Bunun için uygun bir saksı. Gördüğünüz gibi onu da bu şekilde yerleştiriyorum. Dediğim gibi kök kısmını bastırmamız gerekiyor hava almaması için. Çiçeğimiz sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmesi için. Gördüğünüz gibi bu çiçek bu saksıya çok da güzel oldu genişlik açısından. Evet sevgili canlar, gördüğünüz gibi aynı şekilde toprağımızı saksımıza alıyoruz ve bir saksı karanfil çiçeği aldım arkadaşlar. Bir saksı karanfil çiçeğinden 4 saksı karanfil çiçeği üretmeye çalışacağım. Bunu sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi çiçek alırken öncelikle nelere dikkat ediyoruz? Dibinde çok yavruları var mı çiçeğin? Yaprakları sağlıklı ve yeşil mi? Canlı mı çiçekleri? Yani böcek, sinek var mı? Bunlara dikkat ederek alırsak sağlıklı bir çiçek almış oluruz. Bu arada sukulent çiçeğimi dikimini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Pencerenin önüne koyduğum zaman yağmur vurduğu için yaprakları böyle nokta nokta lekelenmiş bu çiçeğimizin. Onun da saksısını değiştiriyorum. Onlar küçük de aldığımda büyüdüler. Şimdi tek tek ayrı saksılara koyuyorum. Evet, şimdi karanfil çiçeğimi görüyorsunuz. Köklerinden, kök kısmından ayıracağım arkadaşlar. Tabi bunu yaparken gayet dikkatli olmamız gerekiyor. Köküne, bebeklere zarar vermememiz gerekiyor. Bu çiçeklerin beyinleri, kökleri arkadaşlar. Bakın nasıl da saksının şeklini almış çiçeğin kökleri arkadaşlar. Bunları şimdi nazikçe yavaş yavaş açıyorum elimle. Çok zarar vermemek adına. Kök kısımlarından böleceğim arkadaşlar. Gayet sağlıklı, güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi yavruları da çok. İnşallah güzelce büyüyecekler. Ve bu arada inanın kokusu bütün evi kapladı. O kadar güzel kokuyor ki mis gibi. Çok güzel bir çiçek. Karanfil çok sevdiğim bir çiçektir. Tabi güllerden sonra gülleri daha çok severim arkadaşlar. Güller benim vazgeçilmezim gerçekten. En çok sevdiğim güllerdir yani. Ama karanfil çiçeği de çok hoş, çok güzel bir kokusu var. Kendisi de görüntüsü de muhteşem bir çiçek. Rabbimin yarattığı bütün sanatına, hepsine hayranım gerçekten. Ve bu şekilde ayırıyorum arkadaşlar. Evet, zarar vermeden güzelce ayırdık çiçeğimizi. Sade bir tanesinden şüpheliyim arkadaşlar. Onun sanki kökünü kopardım gibi ama ilerleyen zaman içerisinde bunu göreceğiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyürler. Ayırdıktan sonra da yapraklarını yine sarı yaprak var mı, ölü yaprak,
var mı diye. Sağlıksız olanları ayırt ediyorum, temizliyorum arkadaşlar. Evet sevgili canlar, bütün çiçeklerimin saksılarını değiştirdim, topraklarını değiştirdim, yıkadım, can sularını da verdim arkadaşlar. Saksılarımızın kenarlarını yıkayarak görüyorsunuz 4 saksı karanfil elde ettik. Gayet güzeller. Evet. Bu çiçek de sevdiğim bir çiçekti, onu da aldım. Sükülentlerimiz. Bu minik çiçeklere de, bahçe çiçeklerine de saksı yetmedi arkadaşlar. Ona da başka bir zaman alıp artık değiştireceğim saksılarını küçüklerin. Sonuçta hepsi elden geçti. Sizlere sıkmamak adına hepsini tek tek göstermedim arkadaşlar. Burada birkaç tane de sukulent yaprakları var. Çillenirse diye küçük bir saksıya koyduk bakalım. İnşallah büyür. Evet. Çiçeklerimizin son halleri bu şekilde. Şimdi bunları güzel pencere önüne, güneş alacakları yerlere yerleştireceğim teker teker. Bugünkü videomuzda çiçek bakımı, toprak değişimi, saksı değişimi ile alakalıydı. Elimden geldiğince bilgilerimi sizlerle paylaştım. Görüyorsunuz bu güzelliklere. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı da unutmayalım lütfen. Bugünlük bu kadar diyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere.